kutlamaya, onların elini öpmeye geldik. Öğretmenlerimizi çok seviyoruz. Evet, var mı arkadaşlar benden bir isteğiniz? Var! Çok seviyoruz. Sağ ol, sağ ol. Arkadaşlar hadi, zil çaldı. Hadi görüşürüz. Sizlerin duyarlılığı çok önemli bizim için. Şiddeti önlemede, kadın cinayetlerini önlemede, tacizi, mobbingi önlemede bizim için çok çok önemli. Hepimize sorumluluk düşüyor. Onun için söylüyorum arkadaşlar. Bizim buradaki tek gayemiz halkımızın mutluluğu. Biz Muğla halkını mutlu etmek için çalışıyoruz. Başka bir gayemiz yok arkadaşlar. Kadın istihdamı arttıkça bu toplumda eşit yurttaşlar şeklinde hayatımızı sürdüreceğiz. Bugün biliyorsunuz kadına şiddetle mücadele günü. Şiddet tutum belgemizi imzaladık. Yerelleştik eylem planımızı yapıyoruz ve şiddeti önleyici tedbirleri belediyemizde alıyoruz kurum içerisinde. Hiç siz görüyor musunuz bir kadın şu kadar erkek öldürdü diye duydunuz mu hayatınızda? Değil mi erkekler? Öyle mi? Niye erkekler kadınları öldürüyor arkadaşlar? Burada büyük bir toplumsal sorun var. Biz kendi içimizde tamamen bunu bitireceğiz. Evinizde de olsa, dışarıda da olsa, iş yerinde de olsa bunların bilgisini vereceksiniz ki biz bu toplumdan en azından Muğla'mızda, belediyemizde, kendi çevremizde şiddeti uzaklaştıralım. Derdimiz bu arkadaşlar bizim. Yaptığınız hizmetler için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz kamu görevlisiyiz arkadaşlar. Bizim burada bulunmamızın sebebi benim de belediye başkanı olarak sizlerin de Muğla halkını mutlu etmektir. Bundan sonraki çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Hiçbir belediye personeli, büyükşehirde çalışan hiçbir kadın personel baskıya, mobbinge, şiddete, tacize maruz kalamaz. Evimizde, iş yerimizde veya toplumdaki şiddeti önlemekle hepimiz birebir mükellefiz arkadaşlar. Bu toplum düzelecekse herkes sorumluluk almak zorundadır. Bunu bugün Muğla'da geliştiririz, ilçelere yayarız, sonra da Türkiye'ye bunu şiddetsiz kent bilincini yayarız.